Bas bas bas. Adamım ya. Tamam. Evet arkadaşlar. Volkan abi dükkandan geldim. Yine geldim. Yine geldim. Bugün benim şu Salkano'nun hapsesini açacağız. Normalde güzel de ben daha kalın istiyorum böyle. Sence açabilir miyiz abi? Deneyeceğiz şansımızı bakalım. İnşallah Teala. O zincirli şeyi ilk defa görüyorum. Çok enteresan bir şeymiş o. Hangisi? O zincir. Sökme aleti. Allah Allah. Bu biraz profesyonel olan modeli. Adım. Bu pili böyle. Güzel. Fokus fokus. Ses kaynağı mı? Bunu var ya cayır cayır öttürdüm ben. Ciddi misin? Evet. Allah'ıma heyecan yaptım. Çok heyecan yaptım. Balina dişleri şey, köpek balığı dişi gibi. Bakın o sesin çıkmasını sağlayan şey şuymuş. Bunun içinde bir yay mı tel mi bir şey var. Bunu kalınlaştırıyor, bir şey yapıyor. Kalınlık olarak biraz daha kalın. O siyah olan benim. Gerçekten sert. Evet. Çok yumuşak. Evet, en kalından telimizi taktık arkadaşlar. Şu an bunun içine girdi. Tırnaklarımızı yerleştiriyoruz ve taş gibi. Wow. Geliyor. 3, 2, 1 hazır mıyız? Hazırız. Daha fark etti galiba. Şimdi ise yeni hap sesi. Bir tık değişim var evet. Evet, Hop Pro ile bir kıyaslama yapalım dedi Volkan abimiz. Duyuyor musun? O ne? Yani? İşte Hop. Vız ediyor. Bir de benimkine bakalım. Abi traktör gibi yemin ediyorum ya. Çok iyi. İşlem tamam. Harbiden çok fark etti. Şimdi deniyoruz. Ara gaz ver abim. Ay ay. Hap sesinden bahsettim abi. Aynen. Görüyorum. Eyvah. Yatıp atlatmadıysak iyi. Telkırıldı sanki. Klip serinden çıktı. Az daha Salkano sahibi oluyordun abi. Anladım. Çok fena ses çıktı. Yok. Kardeşim ben bozarsam ben yaparım. Yo. Hadi. Çok iyi. Volkan abi sende varmış ya, bir mücevher varmış sende. Hiç göstermiyorsun da. Son dakika abla. Karol Daytona 27.5 jant bisikletim satıldı. Mersin'den bir yere satıldı. Benim arkadaşım satın aldı bunu. Ve kendisi şu an Antalya'da olduğu için evine götüreceğim. Annesi alacak benden bisikleti. Güzel bisikletti valla. Yani satmam demiştim ama daha iyisini bulduğum için sattım. Bu arada 44 bedenmiş bu. Ben de diyorum niye bu kadar güzel kadrajlısı. Ama maalesef daha pahalısını bulup daha iyisini bulduğum için bunu artık satmam zorundayım. İşim kalmadı çünkü bununla. Mis gibi salkanlığımız var. Tertemiz oldu o bisiklet. Gidon bazı bahsettiğimiz yere zaten bir önceki videoda bahsetmiştim. Canyon Enduro'dan çıkardığım gidon bazı. Her şey orijinal, tertemiz, mis gibi bisiklet valla. Ve bu arada şundan bahsedeceğim. Bazılarınız gitmiş şey yapmış. Benim bisikletin aynısında 10.000 liraya falan ilave koymuş. O fiyata satamazsınız. Boşuna uğraşmayın. Çünkü ben 8.5'a sattım yani bunu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunun sıfırı zaten 11.000, 12.000 TL. Sen gidip bunu 10.000'e koyarsan boşuna beklersin. Ben sana söyleyeyim. Bazı insanlar gerçekten piyasadan anlamıyor. Harbiden söyleyeyim yani. Gerçekten birçok kişi anlamıyor piyasadan. Tamam her şey pahalanmış olabilir. Birçok şey gerçekten pahalı olmaya başlamış olabilir ama bisiklet piyasası biraz geç düşüyor maalesef. Böyle bir sorun var. Bu arada elimdeki bütün bisikletler bitti. Türkiye'den aldıklarım. İngiltere'den getirdiğim bisikletler kaldı satılık olarak. Evet arkadaşlar şimdi videoyu bölüyorum. Burada aklıma bir şey geldi çünkü. Şöyle bir planım var artık. Bundan sonra şöyle bir fikrim var. İngiltere'deki bisikletler kaldı bildiğiniz üzere. Bir tane de kendimi yine Türkiye'den al sat yaptığım kaldı. Ama İngiltere'deki bisikletler pahalı olduğu için biraz satılması zor. Evet. Bu yüzden aklıma şöyle bir fikir geldi. Bana gelin alıcı bulun. Mesela diyelim bir tanıdığınız var, bir arkadaşınız var veya zengin bir akrabanız var. Ne bileyim herhangi bir şey olabilir. Bisiklet arıyor diyelim. Siz gideceksiniz ona söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki böyle bir bisiklet satan bir çocuk var işte Süleyman Koç. Beni gösterirsiniz, şey yaparsınız. Bana alıcı bulun, aracı olun. Size de komisyon veririm satılırsa. Ciddi söylüyorum bunu. Şu kadar bisiklet pahalıysa o kadar ona göre yüksek fiyatlı komisyon vereceğim size arkadaşlar. Hani sizin tek yapacağınız şey iki tuşla müşteri bulmak olacak bana. Benden size tavsiye benim bu teklifim her zaman geçer arkadaşlar. Şu anda Furkan abinin dükkanındayız. Furkan abi.
Abi nasılsın? Yorucu mu gündü? Bok gibiyiz ya. Yemin ediyorum var ya, ben şu videoyu editleyene kadar kafayı yedim şu anda, hani video yüklensin diye. Şimdi yola çıkalım, şu bisikleti götürelim. Kamerayı tutmaktan kolum koptu lan. Arkadaşlar bisiklet elveda. Artık götürüyoruz. Evet, bıraktım. Şimdi yürüyerek eve gidiyorum arkadaşlar. Eski otogarın yukarısındayım. Bilenler bilir Mersin'deki. Biraz uzak mesafe ama normalde havası çok sıcaktı ama yormadı bugün. Fazla sıcak değil. Saat şu an 10.30 zaten. İyi. Mersin havası Allah'tan bir akşamları serinliyor. Yoksa öğlenleri var ya, fena yanıyor. Anlatamam. Evet arkadaşlar, Volkan abinin dükkanına geldim çünkü benim Eurobike'ın freni tutmuyordu. Tahmin ettiğim olur, tel bayağı eskimiş, bayağı paslamış. Şu an mükemmel tutuyor. Gördüğünüz gibi satılık bu arada. İlgilenenler açıklama kısmına koyacağım zaten onun linkini. Ve ayrıyeten kadromuz var. Karbon kadro. Scott Ransom arkadaşlar, bir kadromuz var burada gördüğünüz gibi. Komple karbon arkadaşlar. Sadece arka kısım, şu gördüğünüz yer alüminyum yapmışlar bunu. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Yani bu alt kısmı alüminyum arkadaşlar sadece. Şu görmüş olduğunuz alüminyum kısım, kadro kulağının hemen şu kısmı, bakın tırnağımla gösteriyorum zaten. Flash da açayım. Şurası arkadaşlar, şurada ufacık bir çatlak var. Bunu Volkan abi kaynak yapıp verecek. Yani kaynaksız vermeyeceğiz size bunu. Evet, harbiden de çok güzel bir karbon. Ben de almayı düşünüyorum belki ama bilmiyorum alır mıyım almaz mıyım. Acayip ucuz. Normalde diyelim 30 bin liraysa biz bunu kaça veriyoruz abi? Aynen, neredeyse o fiyata veriyoruz. Açıklama kısmına linkini koyacağım bunun. Bakın gerçekten inanılmaz güzel. 26 jant kadro, komple karbon, bacaklar hariç şu kısım. Dediğim gibi ilgilenen olursa burası halledilir bu arada. Gerçekten sudan ucuza vereceğiz yani. İlgilenenler yazsın, iletişime geçelim. Üzerinde şok yok, sadece kadro. Beleş ya, beleş, harbi beleş yani. Kaçırmayın derim benden size tavsiye. Şimdi ben Adana'ya kaçıyorum. Diğer bir tane bisiklet almaya gideceğim. Bir arkadaştan satın aldım. Orada görüşmek üzere. Trene bindik. Bitmek bilmeyen yolculuk sonunda sona erdi. 1 saat 40 dakikalık tren yolculuğu mu olur Mersin'den Adana'ya? Şimdi arkadaşı bekliyorum. Nerede bakacağız? Gelmesini bekliyorum. Bisikletim geldi arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne haber bro? Oğlum dur lan, yıkık halliyor. Görüyorum. Lan oğlum bir yolculuk bu kadar mı uzun sürer? Kafayı yedim ya. Çok yavaş gidiyor tren. Abi ekspertize sokabilir miyiz? Tabii ki de. Hasar kayıtsız. Yapamıyorum çünkü alışık değilim. Yorgun. Yemek yemeye geldim arkadaşlar. Ayağımla gidiyor kendim. Ben gidiyorum. Görüşmek üzere kardeşim. Allah güle güle. Sat kullan artık, ne yaptın sen? Eyvallah, sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Bir yemek yiyelim ya. Dönerciden çıktım. Hayatımda bu kadar berbat bir döner yemedim. Çünkü becerememişler. Ekmeği çok yanıktı, dökülüyordu ve içine sosları, malzemeyi doldurmuşlar ve patlıyordu durmadan. Gerçekten yüksek ihtimal mekandan dolayı bunlar beceremedi. Hiç beğenmedim bu Antakya döneri gerçekten. Şimdi otogara doğru gidiyorum otobüse çünkü tren kalmadı. Bu yüzden basıyoruz. Bisiklet gerçekten çok akıcı gidiyor lan. Acayip sağlam yani, yemin ediyorum var ya. Bu zaten Rock Rider'lar çok akıcı gider bu bisikletler. Ve çok sağlam oluyorlar. Kadroları falan, her şeyi genellikle. Harbiden öneriyorum yani size bunu. Oğlum hiç yormuyor, çok iyi lan. Vay anasını. Bu kadar beklemiyordum ha ben. İyi ki almışım valla. Daha buradan otogara gideceğim. 5 kilometre yol var. Ondan sonra zaten Mersin'e gittiğimde o otogardan aşağı dümdüz aşağıya doğru kayacağım. Oh yes baby. Hava mükemmel. Yo. Telaten yollara girdik. Allah. Ve zaman olmadığı için bugün gezmeye gelemedim. Bu yüzden sadece bisiklet almaya geldim. Ama bir dahaki sefere en yakın zamanda inşallah geleceğim. Bir de şu sıcaklar olmasa. Gerçekten çok sıcak hava. Ve geldik Adana Otogarı'na. Yeah. Şimdi biletimizi alalım. Buradan da go to Mersin. Bileti aldım diyeceğim. Şu halime bakın lan. Terden ölüyorum anasını satayım. Vallahi Allah razı olsun, bu bisiklet beni hiç yormadı gerçekten. Mükemmel akıcı gidiyor harbiden. Hiç bu kadar beklemiyordum. İnanılmaz güzel ve temiz ya. Adam güzel bakmış bizim arkadaş. Şimdi gidelim bizim otobüsün yerini bulalım. Neredeymiş abiler? Saat gece 12.30'da otobüse bineceğiz. Ey maşallah, ey maşallah. Görüyorsunuz her zamanki gibi, dediğim gibi biliyorsunuz zaten. Gece gündüz demeden uğraşıyoruz abi bunlar için böyle. Amacımız para kazanmak, yurt dışına çıkmak, sonra olup gitmek buradan. Evet, şöyle bir oturayım dedim. Kendime geleyim biraz. Şimdi bir şey fark ettiniz mi? Ben normalde mesela videolarda hiç böyle boş duruyor muyum veya ne bileyim. Fark ettiyseniz her videomda hep bir şeyin peşinden koşuyorum. Hep bir koşturmaca var. Bir şeyle uğraşma var. Bir herhangi bir şeyle bir uğraşıyorum bir şeylerle, fark ettiğiniz üzere. Hep bir şeylerin peşinden koşuyorum falan. Çünkü harbiden benim bir hedefim var. Yani bu herkesteki gibi olan bu hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz için gerçekten uğraşmak gerekiyor. Yani evde yatmayla olmuyor gerçekten. Kimse gelip de sizi kurtarmaz. Sizin gelip uğraşmanız gerekiyor böyle şeyler için. Bir motivasyon konuşması gibi falan geliyor ama gerçekten hayatın gerçekleri bunlar. Benden size tavsiye, evde boş boş durmayın. Yatmayın sadece. Ne bileyim, oyunlarda vakit geçirmeyin. Size para kazandırmıyorsa uğraşmayın oyunlarla falan. Benden size söylemesi.
Ben oyun oynamaktan nefret ederim. Spor camiasını seven bir insanım tamamen. Ve oradan para kazanmaya çalışıyorum bir şekilde. Çok fazla büyük hayallerim var. Bunun için harbiden uğraşıyorum, elimden geleni yapıyorum. Daha 19 yaşındayım şu an. Belki bundan bir 5 yıl sonra nerede olacağım bilmiyorum ama umarım istediğim yerde olurum. Ben mesela arkadaşlar bir kere beni bilgisayar oynamaya götürdü internet kafeye. Ben dayanamadım. 15 dakika sonra çıktım çünkü sarmıyor oyun. Bende öyle bir olay var yani, bilmiyorum. Neden öyle bilmiyorum ama özellikle namazlarınızı aksatmayın. Evet, saat 2.30. Ben buradan eve gittim. Yatağıma girdim, uyudum diyene kadar saat büyük ihtimalle 3'ü bulacak. Bakın, mükemmel. Oğlum hava çok iyi lan. Ve kimse yok dışarıda. Yemin ediyorum var ya, bayılıyorum bu havalara ben ya. Benim için bu arada gece gündüz fark etmiyor biliyor musunuz? Hani hep derler ya, aa gece oldu, saat geç oldu falan. Niye? Sabaha kadar da takılabiliriz. Gece full takılabiliriz. Neden olmaz? Allah'ın yarattığı her zaman güzeldir abi. Özellikle gece takılmalar daha güzel bence. Çünkü insanlar sahneden ayrılıyor, herkes uyuyor. Ortam serin, sessiz, sakin, kimse yok böyle. Keyifler yerinde mi abi? Evet arkadaşlar, şimdi Furkan'la merdiven yerine geldik. Yeni bir spot keşfettik bakın. Bekle, size daha detaylı göstermek için şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Buradan gelecek. Heyecanlıyız abi. Gel şuna bir cesaret ver ya. Buradan uçacak. Oğlum senin işini bana saygın baygın yapma. Niye böyle şeyler deniyor? Atmazsın lan. Ben geçen gün yaptın oğlum, hadi. Sorun ne? Oraya çıkınca buranın inişini göremiyorum ki. Buraya çıkınca buranın inişini görmüyor musun? Yok. Ne gerek var, zaten görmene gerek yok. Havada görüyorsun. Sen bana aç oğlum, sen zaten bu kadar bana atıyorsun. Şöyle bir sıkıntı var. Neymiş o sıkıntı? Çok fazla çekersem mesela, çok hızlanırsam şu dibe çakılmaktan korkuyorum. O dibe çakılmaz sen. İmkanı yok ama. Yok oğlum, bir şey olmaz, sen inersin buradan. Eminsin. Eminim eminim. Ver ben atlayayım. Bak, hadi çıkar. Bir of, bak bakayım. Fena. Hazır mıyız? Let's go. Korkudan susuyor ama. Dur bas. Ya. Adamım ya. Bas bas bas. Hadi. Adamım ya. Adamım. Bas bas bas. Onun ananın. Elini. Üstüme uçmasın. Ananın amı. Ona satlayış lan. Efendim. Tamam, memur arkadaşlardan sonra ben yaparım. Nasılsınız? Evet arkadaşlar, şimdi bir kargomuz geldi. Hemen bunu bir açalım. İçinden ne çıkacak acaba? Evet, şimdi kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Şöyle iç lastiğimiz var, 27.5.2.50 ve 2 tane Bonti, şaka yaptım, Bonti değil. 2 tane iç lastik ve dış lastik, ama markası ne? Katlanabilir. Maxxis Minyon DHF 27.5 jant 2.50 dış lastiğimiz var arkadaşlar. Downhill lastiği benim bildiğim bu. Şöyle gördüğünüz gibi. Lastik bu şekilde. Güzelmiş ha bu arada. Sıfır bu arada arkadaşlar bunlar. Bir arkadaştan satın aldım. Lan lan lan, lastiğe zarar verme. Oh. Anne pipime çarptı anne. Bılgıma çarptı anne. Bılgıma çiğ. Çok ağır bir lastik bu arada. Benim Enduro'nun lastik ebatı 26 jant olduğu için bu 27.5 jantlar olmuyor arkadaşlar. Ben bunu niye için aldım? Bayağı uygun fiyata aldım. Satmak için aldım. Mesela şunun şu anda sıfırı, sadece şunun sıfırı. İnternetten baktım 1600-1700 lira falan diyorlar. 2000 liraya falan da var. Ben bunu ucuza bırakıyorum. 1300'e bırakayım, daha ucuza bırakıyorum. Sıfır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bakın, üzerindeki şeyleri bile var hala. Kullanılmamış yani. Tanesini ben 1300'den bırakıyorum. Almak isteyen olursa bana Instagram'dan yazsın. Açıklama kısmına koyacağım zaten. Bakın ebatı mebatı yazıyor. Her şeyi yazıyor burada. İç lastikler de ayrıyeten satılık bunlar. Keşke ama keşke 27.5 jant olsaydı da benim şu bisikletim. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım, şu Salkano'ya mı takayım? Bu arada dur, Salkano demişken şunun hapsesini göstereyim size.
Şimdi ben bir yemek yiyeyim. Adana'dan Semih gelecek, bizim deli Semih. Eli Semih gelecek bugün. Deneme videosu çekeceğiz. Eli geldi. Neyse onu sonra bağırırız. Şu an sen enerjini topla. Kutu gitti. Biz saat 2'de anlaştık bununla. 1 saatte Adana gelmesi gerekirken şu an saat 8 oldu neredeyse. Yeah. Otobüsü dolandırmış bunu, başka yöne götürmüş. Evet arkadaşlar, ben frenleri çıkardım. Şunu da çıkaracağım, ondan sonra ikisinin yerine hidrolik frenleri takacağım. 3, 2, 1. Boom! Ve bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bisiklet bu şekilde oldu. Bisikletin son hali bu şekilde arkadaşlar. Rockrider ST520. Ufak tefek çizikleri var. Haricinde hiçbir şey yok. Hidrolik frenler desen zaten yeni takıldı. Gördüğünüz gibi Juicy marka ve Elixir marka. Farklı farklı. Juicy ve Elixir. Bisiklet 3x8 24 vites arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz. Bence kaçırmayın derim. Gerçekten çok güzel bisiklet. Hani burada aynı şeyi söyleyeceğim. Gerçekten satılmazsa umurumda değil. O kadar güzel bir bisiklet yani. İlan linki açıklama kısmında bakabilirsiniz. Bitwin'den çıkarttığım Tektro mekanik frenler satılık ön marka arkadaşlar. Tutuşunda gerçekten bir sorun yok bunların. Normalde oluyor ama bunlarda yok şu an. Değiştirme sebebim ise zaten kaliteli olsun diye hidrolik falan taktım. Hani bunları da kullanabilirsiniz. Satılık haberiniz olsun böyle. Açıklama kısmına ilan linkine koyacağım.